Bu videoda sıkça yapılan bazı hatalardan bahsedeceğiz ve bu hatalar sınavları hazırlayan uzmanlar tarafından belirlendi. Mesela, bu ifadenin, hemen yazayım, sinüs x'in doğal logaritmasının türevini almak istediğimizi düşünelim. Öncelikle bunun gibi aşkın fonksiyonlarla çalışırken, e, bu arada aşkın fonksiyon, logaritmik, trigonometrik yani standart cebirsel işlemleri kullanmayan fonksiyonlara verilen hava, bir isimdir evet buna benzeyen aşkın fonksiyonlarla ya da bileşkeleriyle çalışırken bazılarınız bunu fonksiyonların çarpımı ile karıştırabilir. Yani mesela bunu ilk defa gördüğünüzde bunun x'in doğal logaritması çarpı sinüs x'in x'e göre türevi olduğunu düşünebilirsiniz. İfadeleri incelediğimizde birbirlerine gerçekten de benzediklerini görebilirsiniz ama bu iki fonksiyonun çarpımıdır. x'in doğal logaritmasına fx sinüs x'e de g x dersek bu fx ile gx'in çarpımıdır öyle değil mi? Ve burada kullanmamız gereken kural Çarpım kuralıdır. Evet, bu ifadenin türevini alabilmek için çarpım kuralını kullanmamız gerekir. Ama buradaki bir bileşkedir. Yani f içinde g x. f çarpı g değil. gx burada ve sinüs x'e eşit ve f gx de sinüs x'in doğal logaritmasına eşit. Hemen not ediyorum f g x. Bu ifadeyi gösterip de biri size fx nedir diye sorarsa fx'in x'in doğal logaritması olduğunu söyleyebilirsiniz ama f g yani x g x'in yani sinüs x'in doğal logaritmasına eşittir anlaştık mı? Evet özellikle aşkın fonksiyonlarla çalışırken karşınızdaki ifadenin bir bileşke mi yoksa çarpım mı olduğuna dikkat etmelisiniz. Eğer bir bileşke ile karşı karşıyaysanız zincir kuralını kullanmanız gerekir. Çarpım kuralını değil. Bazen de bileşkelerin çarpımlarıyla karşılaşırız. O zaman işler biraz daha karmaşıklaşır tabii. Karşınızdakinin bileşke olup olmadığına Dikkat edin, tamam mı? Şimdi, sık yapılan ikinci hata, zincir kuralının kullanılması gerektiğini belirledikten sonra kuralın uygulamasını sonlandırmamaktır. İsterseniz e, bu örnekle devam edelim. Zincir kuralına göre önce dıştaki fonksiyonun içtekine göre türevini almak gerekir. fx, x'in doğal logaritması ve x de buna eşit olduğuna göre f üssü g x. x'in doğal logaritmasının türevi 1 bölü x'tir. Hemen yazıyorum. x'in doğal logaritmasının türevi 1 bölü x ama biz şu anda x'e göre türev almıyoruz. İçteki fonksiyona yani g x'e göre türev aldığımız için x yerine g x yazmamız lazım değil mi? 1 bölü gx gx'in sinüs x olduğunu da bildiğimiz için buraya sinüs x yazabilirim. Şimdi az önce bahsettiğim gibi bazılarınız işte tam bu noktada duruyor. Yani bu ifadenin türevinin buna eşit olduğunu düşünüyor. Yani zincir kuralının birinci kısmını uygulayıp bunu ikinci kısımla çarpmayı unutabiliyor. Devam edecek olursak, şimdi bunu bir de g üssü x ile çarpmamız lazım değil mi? Hemen yazıyorum, g üssü x. Peki, bu neye eşittir? Sinüs x'in x'e göre türevi kosinüs x'e eşittir değil mi? Buraya geri dönecek olursak bu ifadenin türevi şuraya sıkıştırabilir miyim? Bir bakayım. Türev bu çarpı kosinüs x'e eşit olacak. Yazıyorum. 1 bölü sinüs x çarpı kosinüs X. Evet bu hatalardan birini yapmamanız için bir kere daha tekrar edelim. Şuranın etrafını da çizeyim ki evet diğerlerinden ayrılsın. Peki bu hatalardan birini yapmamanız adına böyle bir ifadeyle karşılaştığınızda bunun x'in doğal logaritması ile sinüs x'in çarpımının türevi değil sinüs x'in doğal logaritması yani bir bileşke fonksiyon olduğuna dikkat edin. Zincir kuralını uygulamaya başladığınızda da dıştaki fonksiyonun içtekine göre türevi ln x'in türevi 1 bölü x'tir ama burada içteki fonksiyona göre türev aldığımız için x'in yerine gx yani sinüs x gelecek. Bunu yaptıktan sonra elde ettiğimiz sonucu bir de içteki fonksiyonun x'e göre türeviyle çarpmanız gerektiğini unutmayın. Yani kısaca kendisinin türevi çarpı içinin türevi. Tamam mı? Peki, sık yapılan son hata ise zincir kuralını uygularken dıştaki fonksiyonun içteki fonksiyonun türevine göre türevinin alınmasıdır. Demek istediğim bunun yerine f üssü g üssü x'in hesaplanması. Evet, bunu hesaplarsak f'in türevi 1 bölü x'tir ama buraya x yerine g üssü x'i yani kosinüs x'i koyacağız ve 1 bölü kosinüs x elde edeceğiz. Ne olduğunu gördünüz mü? Bunun türevini alırken dıştaki fonksiyonun, içteki fonksiyonun türevine göre türevini aldık ve tabii ki bu yanlıştır. Bunu yapmadığınızdan emin olun. Tamam mı? Peki dıştaki fonksiyonun içtekine göre türevinin alınması lazım. İçtekinin türevine göre değil ve tabii bunu bir de içteki fonksiyonun türeviyle çarpmamız gerekiyor. Bunu da sakın unutmayın. Bu bahsettiklerimden bir şey anlamadıysanız endişelenmeyin. Zincir kuralı ve uygulamaları ile ilgili çok güzel videolarımız var. Onları izleyebilirsiniz. Bu videoda zincir kuralı uygulanırken yapılan hatalardan bahsettik. Yani zincir kuralı yerine çarpım kuralının uygulanması, zincir kuralının ikinci kısmının unutulması ya da f üssü g üssü x'in hesaplanması. Umarım bu hataları eğer yaptıysanız bir daha yapmamanız adına faydalı bir video olmuştur.